Türkiye'nin doğu sınırlarından giriş serbest, batıdan çıkış yasak. Giriş serbest. Şu anda devlet Çanakkale'de, Edirne'de mülteci topluyor kapıdan, sınırdan. İran'dan giriş serbest. Bir devlet demek şu demektir, bakın gençler, devlet. Bir, insan dolaşımı. İki, para dolaşımı. İnsan dolaşımı, para dolaşımı. Ve ayrıca ne demektir? Bir paranın, insanın ve bir malın dolaşımı. Eğer insan dolaşımını, para dolaşımını ve mal dolaşımını denetliyorsan, orada bir devlet var demektir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde her gün bir eroin taşıma haberi, videosu izliyor musunuz? Ne diye onun adı ya? Pudro şekeri, pardon, pudro şekeri. Son yıllarda gelişti, pudro şekerinde atılım yaptı. Her gün bir video izliyor musunuz pudro şekeriyle ilgili? İzliyorsunuz. Peki para kaçırmak serbest mi? Serbest. İnsan kaçırmak serbest mi? Serbest. Paranın denetimi yoksa, insanın denetimi yoksa, malın denetimi yoksa ortada devlet yoktur. Ortada devlet yok. Size Merkez Bankası'nın son durumunu anlatayım. Şu anda kayıtlara baktığınızda Merkez Bankası'nın 94 milyar dolar rezervi görülüyor. 94 milyar dolar. Şimdi siz buradan çıktınız. Bankaya gittiniz. Bir hesap açtınız. 10 bin dolar. Hesap açtınız. Yatırdığınız paranın belli bir kısmını o banka yasalar gereği belli bir kısmını Merkez Bankası'na emanet vermek zorundadır. Dolayısıyla bu 94 milyar doların 80 milyar doları bu bankaların emanetidir. Yani Merkez Bankası'nın değildir o para. Geriye ne kaldı? 94'ten 80'i çık, 14 milyar dolar. 70 milyar doları da swap'tır, takastır. Yani Kuveyt'e giderler, al sana 10 milyar lira derler. Onun karşılığında bize Kuveyt dinarı ver derler. 70 milyar doları da swap'tır. 14 milyar dolar vardı. 70 milyar dolar çıkarsan eksi 56 milyar dolar. 56 milyar dolar. Eksi 56 milyar dolar. Bir de Merkez Bankası'nda 43 milyar dolarlık da altınımız var. Onu da artı yaz. Eksi 56 artı 43 da eksi 13. Yani şu anda çay içmeye parası yok Türkiye'nin. O da biliyor, onun için milletin kafasına çay fırlatıyor. Geçen gün bir AKP'li milletvekiliyle karşılaştım havaalanında. Dedim ki valla bir, sizin patron dedim bence aday değil. İki dedim seçim olmayacak. Üç, daha vahimi dedim. Eğer hem adaysa hem seçim olacaksa, eğer bu kafa Türkiye'yi yönetiyorsa yazık memlekete. Yani canlıdan bahsederken büyük baş, küçük baş, beyaz et diyorsa, beyaz et diyorsa, eğer selde, yangında mağdur olmuş insanlar, canı malı kaybolmuş insanların kafasına çay fırlatıyorsa, normal bir durum yoktur. Bu benim konum değil. Hakkı Hoca, Gaye Hoca, bu sizin konunuz. Bu doktorların işi, benim değil. Bu sizin işiniz. Yani buna doktorlar bakmalı. Bu siyasetin değil, tababetin konusudur. Değerli arkadaşlarım, akıl ve bilimle inatlaşamayız. Türkiye akıldan ve bilimden uzak yönetiliyor ne yazık ki. Bakın, bu dönemde 19
yılı içerisinde 5 büyük yanlışı anlatayım size kısaca. 5 büyük yanlış. Bir, FETÖ. FETÖ. AKP döneminde FETÖ 17 kat büyüdü. 15 Temmuz'dan sonra 15 üniversite kapattılar FETÖ'cü diye. İşin garibi bu üniversitelerin hepsi AKP döneminde açılmıştı. Ne istediler de vermedik dediler. Kandırıldık dediler. Bitsin bu sula hasreti dediler. Metiyeler düzdüler. Sonra darbe yapacak konuma getirdiler. Sonra da suçlu arıyorlar. Yine kandırılıyorlar. O zaman bunları FETÖ kandırmıştı. Şimdi Biden kandırıyor. Yani bunu zaten düşünseniz ya. Yani ilkokul mezunu bir vaiz seni kandırıyorsa KGB'de yetişmiş Putin sana neler yapar ya? Sana neler yapar? Eğer FETÖ seni kandırıyorsa vallahi Biden, Obama, Trump bile kandırır seni ya. Trump bile kandırır ya. Putin seni mahveder. Kandırılmadan, korkmadan doğru bir siyaset yapmalıyız hepimiz. Yine ikinci kötü yaptıkları iş eğitim. Sınavları bire çıkardılar. Devrim, reform dediler. Üçe çıkardılar. Reform dediler. 19 yılda 7 bakan. Baktın ki eğitimin kalitesi düşmüş. Niteliği düşmüş. Barajı geçemiyor çocuklar. Kolayı var. Barajı indirirsin. Ne güzel bir zeka değil mi? Baktın barajı geçemiyorlar. Barajı indirirsin. Mesela geçmişte Türkiye'de bunu yaptık. Ne yaptık? Tayyip Erdoğan anayasaya uymuyordu. Biz ne yaptık? Tayyip Erdoğan anayasaya uymuyorsa biz anayasayı Erdoğan'a uydurduk. Sınavlar da böyle. Eğitimin niteliği düşmüş. 40 sorudan, 40 matematik sorusundan 4,5 tane yapıyor çocuklar. Bu ülke cep telefonu üretemez. Bu ülke televizyon yapamaz. Bu aya gidemez. Bakmayın bunun palavralarına. Pazartesi günü doğalgaz buluyor. Salı aya gidiyor. Çarşamba bir daha buluyor. Cuma cami açılışı. Cumartesi gene gaz çıkartıyor. Memleket Partisi Muharrem İnce'nin kişisel mülkü değildir. Türkiye'nin önüne bir umut olacağız. Canınızı sıkmayın, moralinizi bozmayın. Yolumuz uzun. Yolumuz uzun. Muharrem İnce iki dönemlik var olacaktır. İki dönem. Becerdi becerdi, yaptı yaptı, yapamadı. Hadi gülüm paket. Bu kadar basit. Başka vatan evladı gelecek. Tüzük ortada. Biz kalıcı olacağız siyasette, merak etmeyin. Biraz yolumuz uzun. Şu anda bir işimiz var. Seçimlere katılabilmek için gerekli şartları sağlamaya çalışıyoruz. Bunun sonrası var, bunun meydanları var. Meydanlara çıkacağız da. Acele etmeyin. Birincisi üye, ikincisi bir isteğim daha var. Bir isteğim daha var. Şu sosyal medyada kimseye hakaret etmeyin. Gözünüzü seveyim. Kimseye hakaret etmeyin. Bir de partinin ilkelerinden sapmayın. Bir sürü de yanlış hesap var. Sahte hesap var. Memleket Partisi yazıyor. Hayır arkadaşlar, bizi kimse, bizim partimizin tüzüğü var, programı var. Kafana göre haber yapamazsın. O tüzüğü programı okuyacaksın. Yani bir yandan MHP'ye benzetmeye çalışırlarsa, bir yandan AKP'ye benzetmeye çalışırlarsa, bir yandan HDP'ye benzetmeye çalışırlarsa CHP olursun sen. Biz oradan koptuk zaten. Ortaya karışık bir parti olmaz. Irkçı değiliz, faşist değiliz, enayi de değiliz.
partimizde Atatürk'ü tartışamazsın. Tartışamazsın. Yok. Yasak. Atatürk'e laf edersen başka kapıya kardeşim. Git Atatürk'e hakaret eden bir sürü parti var Türkiye'de. Git onlara, biz istemiyoruz. Onlara git.